Evet arkadaşlar, Amespor biliyorsunuz şampiyon olmuştu ve gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de futbol oynayacak. Artık lig atladı. Lig atlamasıyla beraber şampiyonluk sözü verildi. İşte gelecek sezon hedefin Süper Lig olacağını paylaşmışlardı. Şimdi bugün Amespor resmi olarak bir açıklama yaptı. Daha önce Fenerbahçe'de hocalık yapmış ve Süper Lig'de de farklı kulüplerde çalıştıran Ersun Yanal'ı hoca olarak transfer ettiklerini, anlaşma yaptıklarını dile getirdi. Tabii ki Ersun Yanal ismi sosyal medyada bayağı gündem oldu. Özellikle Ersun Yanal'ın Amespor'a gitmesini duyan bazı diğer takımın taraftarları Ersun Yanal'ı linç etmeye başladılar. Sanki Amespor bu ülkenin takımı değil de başka bir ülkenin takımıymış gibi hemen algılara kapıldılar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyenler mi? İşte sen şehitlerin kanını parayla sattın yorumları atanlar mı? Gerçekten hani insan şaşırıyor. Sanki Amespor da bu ülkenin bir futbol takımı değil de başka bir ülkenin futbol takımı. Ya sanıyorlar ki Ersun Yanal'ı yarın daha kadrosuna gönderecekler. Öyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar bu futbol. Ha şunu da söyleyeyim. Siz Amespor'u küçük görebilirsiniz ama Amespor emin olun ki Türkiye'de 3 büyütülmüş futbol takımından daha büyük bir taraftar kitlesi olduğunu sizlerle paylaşalım. Yıllardır uğramış olduğu haksızlıklara rağmen eze eze 1. Lig'e yükselmeyi başardı ve şampiyon oldu. Şimdiki hedefleri ise artık Süper Lig olduğunu duyurdular. Biz de buradan Duruş Medya ailesi olarak Ersun Yanal'a başarılar diliyoruz. Yolunuz şampiyonluk olsun. Amespor en üst ligleri hak ediyor. Amespor'un yeri 1. Lig'de değil, Süper Lig'dir. En çok merak ettiğim diğer konulardan birisi de biliyorsunuz seçim sürecinde işte Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ işte Amespor diye bir yer yoktur, Amespor diye bir kulüp de yoktur, Amespor'u kapatacağız gibi açıklamalarda bulunmuştu. Aynı şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli de böyle bir söylemleri vardı. Şimdi gerçek anlamda hem Ümit Özdağ hem de Devlet Bahçeli yarın Ersun Yanal'ı hain ilan ederlerse şaşırmayın derim. Ama gerçekten sevindiğimiz bir konu olduğunu sizlere paylaşalım. Yolu şampiyonluk olsun. Amespor dediğim gibi gerçekten dünya çapında taraftarlar olan bir futbol kulübü ve 2. Lig'de oynadığı bütün maçlarda da 35 bin taraftarıyla maç izleyicisiyle taraftarın karşısına çıkan bir futbol kulübü. Yani stadyumlar yetmez ve siz bunu 1. Lig'de yayıncı kuruluşlarının yayınladığı maçta göreceksiniz. Ersun Yanal'ın ne kadar iyi bir karar verdiğini, Amespor'la anlaşanlar da iyi bir karar verdiğini göreceksiniz. Ve şöyle bir algı var. Vay efendim, daha önce Alanya Spor'u çalıştırdın, Fenerbahçe'yi çalıştırdın, Antalya Spor'u çalıştırdın. Şimdi de ne oldu da direkt gittim 1. Lig takımına. Kardeşim, Amespor sıradan bir takım değil. İlk önce bunu öğreneceksin. Amespor'un kitlesi, büyük bir taraftar kitlesi var. Ne Galatasaray'ın kitlesi buna ne yeter, ne Fenerbahçe, ne Trabzon, ne Beşiktaş. Amespor bütün halkların, ezilen halkların yanında olan bir futbol takımıdır. Biz de buradan Amespor'a başarılar diliyoruz.